Herkese merhabalar. Ben Serhan. Eğer sizde de kayıtlarınızda böyle profesyonel bir mikrofon ses kalitesi almak istiyorsanız, böyle bir mikrofona sahip olmanız gerekmeyebilir. Neden mi? Şu an ben sesimi bu gördüğünüz mikrofonla değil, şurada gördüğünüz telefonumla kaydediyorum. Bu telefonumla kaydettiğim sesin bu kadar kaliteli çıkmasının nedeni ise Adobe'un geliştirdiği bir proje Adobe'un geliştirdiği bu proje Shasta sizin ses kaydınızı alıyor ve kaliteli bir mikrofondan kaydedilmiş gibi bir hale getiriyor ve onu tekrar size sunuyor. Bunu nasıl yapıyor? Öncelikle bir Adobe hesabı oluşturuyorsunuz ve aşağıda verdiğim linkte podcast.adobe.com slash enhance adlı linke giriyorsunuz ve buradan ses kaydınızı yüklüyorsunuz. Şu an bu proje beta aşamasında. Beta aşamasında olduğu için kısıtlamalar var. Nedir bu kısıtlamalar? 1 saatlik maksimum bir ses kaydı yükleyebiliyorsunuz ya da bu ses kaydınızın dosya boyutu 1 GB'i geçemiyor. MP3 ya da wav olarak yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz gelin bilgisayar ekranına geçelim ve bu dönüşümü nasıl yaptığımızı hep birlikte görelim. Bilgisayarın başına geçtik. podcast.adobe.com'a giriyorsunuz. Buradan enhance bölümüne giriyorsunuz. Bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Basit bir tasarıma sahip. Şu aşamada daha çok podcastlerinize daha kolay yapabilmenizi, daha kaliteli sesle sunabilmenizi sağlıyor aslında size bu uygulama. Örnek bir tane sunulmuş burada mesela. Siz de duyabiliyor musunuz? I'm in a conference room with the window open. Cam açıkken bir kaydı. Yeah, with enhanced speech. Bu hale getiriyor. Bunu duyamadıysanız şimdi biz kendimiz yapacağız. Şimdi telefondan az önce kaydettiğimiz görüntüden sesi ayıkladık. Nasıl ayıkladık? Burada sadece sesi alabiliyorsunuz. Tele telefonunuzla sesi kaydedebilirsiniz. Ben video ile birlikte kaydettim size gösterebilmek için. Videodan da sesi Premiere Pro'da ayıkladım. MP3 olarak kaydettim. Burada MP3 ya da WAV olarak buraya atıp çevirebiliyorsunuz sesinizi. 1 saat ya da 1 GB'a kadar da bir sınır var. Ben sesimi ayıkladım ve telefon video ses diye de bir isim verdim buraya sürükleyip atıyorsunuz sesinizi bir süre bekliyorsunuz birkaç dakika boyunca analiz ediyor tekrardan yazıyor artık arkada ne işlemleri yapıyorsa o işlemleri yapıyor ve size sesinizi temiz bir halde vermek için arkada çalışıyor. Ses kaydınızın uzunluğuna göre bu bekleme süreniz artabiliyor. Ekranda da zaten 10 dakikaya kadar bile bekleyebilirsiniz gibi uyarılar, bildirimler verebiliyor size. Sesiniz hazır olduğunda indirmeden önce burada ön izlemesinde dinleyebiliyorsunuz. Eğer bir ses kaydı alacaksanız temiz bir şekilde ya da kendiniz bir podcast yapıyorsanız ama mikrofonunuz yoksa böyle profesyonel bir mikrofonunuz iyi kalitede ses alan bir mikrofonunuz yoksa bu uygulama sizin işinizi büyük ölçüde çözecektir. İki kişiyle çok yankılı bir ortamda pek randımanlı sonuçlar şu aşamada alınamayacak ama ilerleyen süreçte büyük ihtimalle proje geliştikçe bunları da çözeceklerdir diye düşünüyorum. Biz şimdi burada yine kapalı bir ortamda ses örneğiyle denedik. E siz de böyle kapalı bir ortamda alıp bunu bir de buraya uygularsanız sesiniz gayet neredeyse stüdyo ortamında bir ses kaydı almışsınız gibi sonuç çıkacaktır. Evet sesimiz hazırlandı ve ön izleme yapabilmek için hazır. Şu an bu sesi dinleyebiliyor musunuz bilmiyorum ama bunu karşılaştırmalı olarak video üstünden de zaten size dinleteceğim. Farkını orada daha net görebileceksiniz. Herkese merhabalar. Ben Serhan. Eğer eğer siz kayıtlarınızda böyle profesyonel bir mikrofon ses kalitesi almak istiyorsanız böyle bir mikrofona sahip olmanız gerekmeyebilir. Neden mi? Şu an ben sesimi bu gördüğünüz mikrofonla değil şurada gördüğünüz telefonumla kaydediyorum. Bir de bunun normaline bakalım. Herkese merhabalar ben Serhan. Eğer sizde de kayıtlarınızda böyle profesyonel bir mikrofon ses kalitesi almak istiyorsanız böyle bir mikrofona sahip olmanız gerekmeyebilir. Neden mi? Şu an ben sesimi bu gördüğünüz mikrofonla değil şurada gördüğünüz telefonumla kaydediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir yankılı normalde. Birazcık tabi sesinizi netleştirirken hafiften bir robotik ses tonuna çekiyor olabilir. Burada download tuşu çıkıyor. Ses işlemi bittikten sonra buna basıyorsunuz ve nereye indiriyorsanız oraya indiriyorsunuz ve o sesi alıp ister ses kaydı olarak kullanın ister videonuzda normal çektiğiniz videonun altına mikrofon sesi olarak kullanın gerisi size kalmış bence gayet etkili ve kullanışlı bir uygulama özellik site ne derseniz deyin bir proje diyebilirim ve şu anda beta aşamasında bu kadar güzel sonuç vermesi bence gayet başarılı gördüğünüz gibi böyle kaliteli ses alan bir mikrofonunuz yoksa bile telefonunuzdan aldığınız ses kaydı bu işlemi uygulayarak kaliteli bir ses elde ederek videolarınızda veya kayıtlarınızda da kullanabilirsiniz. Şu an proje beta aşamasında olduğu için sanırım henüz çok randımanlı çalışmıyor. Sadece tek kişinin sesini temiz bir şekilde temizleyebiliyorken iki kişinin olduğu ya da kalabalık bir gürültülü ortamda ses temizlemesini çok detaylı temizleyemiyor diyebilirim. Hatta araya olmayan kelimeler bile sıkıştırıyor gibi bir durum var. Sanırım sesinizi analiz ediyor ve sesinizi tekrardan yazıyor. Temiz bir ses kaydı elde edebilmek için benim tahminlerim bu yönde. Şu an tabi beta aşamasında Adobe bunu nerelere entegre edecek, nasıl kullanacak henüz bilmiyoruz. Sadece şu aşamada ses kaydınızı yüklüyorsunuz ve temiz olarak çıktısını indirip kullanmak istediğiniz yerde kullanıyorsunuz. Benim bu Adobe'un Proje Shasta uygulaması hakkında söyleyebilirim bileceklerim. şimdilik bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.